Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan yepyeni bir video, yepyeni bir konu ve yepyeni bir video serisi ile tekrardan beraberiz. Evet arkadaşlar, bu video serimizde define avcılığına yeni başlayacak olan arkadaşlar için ve define avcılığına merakı olanlar, araştırma yapmaya başlayanlar için birebir katkısı olacak ve birçok konuyu bu video serisinden öğrenmiş olacak arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Başlıkta da gördüğünüz üzere yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Define avcıları eğitim videoları. Evet arkadaşlar. Konumuzun başlığı, video serimizin başlığı Define Avcıları Eğitim Videoları olacak ve birbirinden değerli konularla ve bu işin püf noktalarından bahsedeceğiz arkadaşlar Umarım faydalı oluruz Bu arada arkadaşlar Define Avcıları eğitim videoları konulu videomuz uzun bir konu olduğu için bu videoyu da parça parça yani yaklaşık 10 dakika süre zarfında sınırlamayı planlıyorum uzun bir konu Çünkü sizlerde sıkmamak adına daha iyi dinlemeniz ve izlemeniz açısından bölerek video serisi olarak hazırlamayı planlıyorum Umarım anlayışla karşılarsınız. Evet arkadaşlar Dilerseniz hiç lafı uzatmadan yeni konumuza yeni video serilerimize devam edelim başlamış olan yeni video serilerinin ilk videosuna başlayalım Tarih her dönem farklı atraksiyonlara sahne olduğu için insanlar toprakları bırakarak başka topraklara göç etmişlerdir ve sahip oldukları değerli eşyalarını bıraktıkları evlerinin içine veya güvenli olduğuna inandıkları yerlere gömerek daha sonraki zamanlarda geri dönerek bunları geri almayı hedeflediler. Biz bunlara define yani gömü demekteyiz. Eskiden insanlar bu kadar hızlı ve güvenli yolculuk şartlarına sahip değillerdi. Dolayısıyla acil olarak terk edilecek yerleşim yerlerinde ihtiyaca yönelik eşyalar hemen taşınırken birikimlerini de toprağın gizli kucağına emanet ederlerdi. Bir gün geri dönerek çıkartmak üzere. Fakat saklanan değerli eşyalar zamanla unutularak ya da yeri bulunamayarak toprağın altında çok uzun süre kaldıklarında tarihi eser değerinde kazanmaktadırlar. Define avcıları Tarihin en eski dördüncü mesleğidir. İngilizler buna metlork, Türklerde define avcısı yani gömü arayan demektedir. İngiltere'de bu iş kolu daha çok dere kenarlarında Bizde ise dağların tepelerinde icra edilmektedir. Sebeplerine gelince yaşadığımız coğrafyada köklü göçler, savaşlar, doğal felaketler hiç eksik olmamıştır. Hiçbir şey olmazsa 50 senede bir savaş çıkararak insanları göçe zorlanmıştır. Peki neden dağlarda? Dağlarda genellikle çobanlar, avcılar ve define avcılarının dışında Kimse dolaşmaz. Yani insanların pek sıklıkla dolaşmadıkları bu yerlere eskilerin bir şeyler gömmüş olmaları ihtimali ve gömülenin çıkarılmamış olma ihtimalindendir. Nişan ve nişancılık. Yani işaret ve işaretçilik. Gömünün yerini belli etmek için dikilen taş veya kaya gibi kalıcı yerlere kazanan işaretlerdir. Bazı durumlarda harita mevcutsa yerine oturtmak için yine nişancıya iş düşer. Mühür ve tılsımlar. Mühürler genel olarak hazinenin kime ait olduğunu hatırlatan küçük işaretlerdir. Fakat bazı durumlarda son derece tehlikelidirler. Sıkı sıkıya kapatılmış bir küpün içindeki sayısız mantar, virüs ve en bilinen koruma yöntemi siyanürün dışarı sızmasıdır. Bu yüzden çok sayıda define avcısı telef olmuştur. Bir mührü kırmanın en iyi yolu bu işten anlayan bir arkadaşla temasa geçmektir. Tılsıma da gelirsek, tılsım tam olarak defineyi korumak için büyücü ve cinci hocalar tarafından yapılan cin bağlamalarıdır. Cinlerden bir grubu defineye bekçi olarak bırakılmasıdır. Tılsımlar genellikle define avcılarının korkulu rüyasıdır. Bir tılsımın bilinmeyen bir kişi tarafından hafifçe çatlatılmasından doğan çarpılmalar veya senelerce süren cin çarpmaları en bilinen hadiselerdir. Kaldı ki hiç tılsımı olmadığı halde cinlerin sahiplendikleri sayısız hazine ve eşyayla karşılaşan deneyimli insanlar bile etkilenmektedirler. Peki bu işe başlarken ve araziye etüde giderken gerekli alet ve edevatlardan bahsedelim arkadaşlar. Bir define avcısına en gerekli şey gidilecek yerden emil olunmasıdır. Bunun yanı sıra pusula, matara, sağlam yürüyüş ayakkabısı, Uyku tulumu, çadır, sırt çantası, ayrıntılı bölge haritası, konserve yiyecekler, yedek telefon bataryaları, telsiz, ilk yardım çantası, el feneri ve dedektör gibi. Peki gelin bir de alınacak tedbirlerden bahsedelim. Gidilecek yer hakkında ayrıntılı bilgi toplanmalıdır. Bölge yerleşim yerinden çok uzaksa ve yürüyecek takatınız yoksa mutlaka geri dönün. Bunun için enerjik ve kendinizi sağlıklı hissettiğiniz bir günde başlamalısınız. O bölgeden bir eşek veya herhangi bir araç kiralamak bütün yerleşim birimine ben definamcısıyım demektir. Eğer ki arama yapacak, araştırma yapacak bölge halkından değilseniz ve tanınmıyorsanız o bölgenin yakınındaki yerleşim yerinde fazla göze batmamanız gerekir. İyi bir eksper ve katalog takibi nasıl yapılır? Gelin arkadaşlar bir de bundan bahsedelim. Sahip olmanız gereken en önemli şey sağlam bir eksperiniz olması. Sebebinde gelince tarihi esere sahip objelerin yasal yoldan alınıp satılması üzerinde tescilli yoksa mümkün değildir. Bu sebepten size rehberlik edecek güvenilir ve deneyimli bir antikacı tanıdığınız yoksa bu işe hemen başlamayın. İşaretler Doğada mevcut tabiat varlıkları, taşlar, mağaralar, duvar resimleri, kayalara çizilen resim, figür ve şekiller, kaleler, manastır, kiliseler, mezarlıklar ve bunun gibi üzerine işlenen resim, şekil, figür ve işaretler kültürden kültüre, inanç özelliklerine, zaman takvimindeki dönemlere ve insanların yaşadıkları coğrafi bölgelere göre değişmektedir. Şekiller tek başına anlam vermezler. Şekil, resim, figür ve işaretler birbirini tamamlarlar. İncelenirken mutlaka birkaç tane resim, figür, iz ve işaret olmalıdır. Peki bu defineleri kimler gömdü? Gömüyü kimin gömdüğü konusunda bilinmesinde fayda vardır. Bu konuda herkes bir şeyler söylerler, yazarlar. Bunların iyi bilinmesi, varlığın bulunması ve alınması zorluklarının bilinmesinde vardır. Definenin gömüldüğü uygarlık ve kültürlere, zaman süreçlerine, gömülme mevsimlerine ve hatta gece veya gündüz gömülmesine göre farklılıklar vardır. Her gömü aynı olmadığı gibi tuzak ve aldatmacalar, iz ve işaretleri de Farklı olabilir Kazıya başlamadan önce Bu konunun iyi etüt edilmesinde Fayda vardır Gömü veya define Hangi çağda yıllarda Gömüldü ise o çağın Kültürel yapısını incelemek Gömen şahızlar bazında Kim gömdüyse ona göre Fikir yürütmede fayda vardır Gelin biraz da Bunlardan bahsedelim Savaşçılar Fete gidenler yol üstünde mevcut yerleşim yerlerinden topladıkları ganimetlerin hepsini götürülemeyeceğinden belli noktalara sonradan gelip almak şartıyla kimsenin bulamayacağı belli noktalara gömmüşler. Ancak birçoğu geri gelinip alınamamıştır. Gömen savaşçıların kültürel yapısı çok önemlidir. Örneğin Araplar ile Avrupalı savaşçıların gömüleri İz ve işaretleriyle tuzak ve aldatmacıları farklıdır. Buralarda özellikle tuzaklara çok dikkat edilmesi gerekir. Bir savaşçı gibi düşünmelisiniz. Ona göre hareket etmelisiniz. Korsanlar Kara veya denizde mevcut çete ve korsanları bölgelerinden topladıkları ganimetleri kendilerinin kolay sizin zor bulacağınız bir şekilde gömdüklerini biliniz. Korsanlar da savaşçılar gibi hazinenin kolay alınmaması için çok fazla tuzakla hazineyi beslerler. Bu tuzakları anlamak gerçekten çok zordur. Anlık hayallere kapılmayıp tuzakları uzman kişilerce aşılmasında fayda vardır. Boşuna riske girilmemelidir. Burada önemli olan siz kendinizi onun yerine koyarak ne yapardım sorusunu kendinize sorun. Nereye gömer ve nasıl iz ve işaretlerle nasıl tuzak ve aldatmacılar hazırlardınız? İyi bir makine, iyi bir uzman etüdü ile kanunu arkanıza alarak problemleri teker teker aşınız. Riske girmeye hiç hama hiç gerek yoktur. Korsanların yıllar sonra bu hazineyi alacağı değerlendirilerek belli iz ve işaret koymaları şarttır. Bu iz ve işaretleri iyi tahlil etmek gerekir. Korsanların iz ve işaretleri savaşçılarınkinden farklılık gösterir. Korsanlar genelde su, güneş ve denizden kara görüntülerini kullanırlar. Bu konuyu ilerleyen bölümlerde detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar eğitim videolarımızdan, bilgi içeren videolarımızdan, video serilerimizden ilk videomuzu bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle dinlemiş ve izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde dönemin yöneticileri, şahsi gömüler, göç ve sahte haritalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Haritaları yönüne koyma ve harita okumanın yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve henüz kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmanızı sizden önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.